Sırada balık oltası var. Onda gözle görünenden fazlası var. Kusursuz mekanizması sayesinde 3 işi birden yapıyor. Olta. Bir manivelayı çevirerek avı sana getiriyor. Ama bunun ardında gözün gördüğünün daha fazlası var. Çünkü makara aslında 3 işe sahip. 1. Misineyi çeken balığa karşı dirençli olmak zorundadır. 2. Balığın çekilmesini daha kolay bir hale getirmek zorundadır. 3. Misineyi mükemmel bir şekilde geri sarmak zorundadır. Ve bütün bunları tek seferde yapacak. Aslında oltanın makarası çok özel bir düzenektir. Oltanın ucundaki balığa karşı direnç gösterir. Hareketin etkisini artırır ve bu etkiyi makarayı geri sarmak için dönüştürür. Peki ama nasıl çalışıyor? Olta, teker, tahliye kolu, bobin ve bobinin çevresine sarılı misina. Tahliye kolu açık durumdayken herhangi bir dirençle karşılaşmadan misinayı sarabilirsiniz. Ama manivelanın ufak bir hareketi tahliye kolunu kapalı duruma getirdiğinde her şey değişir. Tahliye kolu misineyi 90 derecelik bir katlama hareketi yapacak şekilde kaldırır. Şimdi yeniden sarmak için misina bobininin dönmesini sağlamak zorunda. Manivelanın kolunu kaldır ve teker dönmeye başlıyor. Eskisinden daha da hızlı bir şekilde. Manivelanın her dönüşü tekeri tam 5 kere döndürüyor. Aynı anda bobin de ileri geri hareket ediyor. Mükemmel şekilde senkronize olmuş bu hareketler misinayı bobine sarıyor. Ve balığı da yukarı çekiyor. Ama nasıl olduğunu anlamak için tabii onu parçalayacağız. Makaranın kalbinde merkez şaftı var. Bu çubuğun üzerine yerleştirilmiş olan iki metal vida ve sonuna vidalanmış bir çekme kolu. Bu vidaların arasında başka bir vida daha var. Bobine yerleştirilmiş şekilde. Bütün bu vidaların arasına sıkıştırılmış 3 vida daha var. Keçeden yapılmış ve yağla çevrelenmiş şekilde. Kol vidalanmış bir durumda olduğu için hareket edebilen vidaların arasında bulunan bobinin içine yerleştirilmiş vidayı sıkar. Ne kadar sıkı vidalanırsa bobini çevirmek o kadar zor olur. Bu oltanın misinadaki balığa karşı direnç gösterebilmesinin sebebi. Balığı kendinize çekmek ve misinayı da bobine sarabilmek için manivela çevrilmiş olmalıdır. En sonunda bir vites kasnağa kilitlenmiş ikinci bir vitese bağlı bir şekilde. İlk vites ikincisinden 5 kat daha fazla dişliğe sahip olduğu için manivelanın tek tur dönmesi tekerin 5 tur dönmesine denk gelir. Teker döndüğü zaman bobinin çevresindeki misinayı da geri çeker ve balığı sana doğru çekmeye başlar. Ama bu hareketi sağlayabilmek için bobinin ileri geri hareketleri tekerin dönme hareketiyle mükemmel bir şekilde senkronize olmalıdır. Bu da üçüncü vitesin işi. Bir vida dişini döndürerek bunu yapıyor. Bir salınım kulbu, vida başıyla temas halinde. Salınım kulbu, vida başının girintilerine uyan şeritlere sahip. Vida başı döndüğü zaman şeritte salınım kulbunu iter ve bu sayede bir vida başından diğerine geçişi sağlar. Merkez şaftı salınım kulbuna bağlı durumdadır. Kulp hareket ettiği zaman şaft da onunla hareket eder. Aynı şekilde bobin de şaftla birlikte hareket eder. Bu da manivelanın tek turunun tekerin 5 turuna ve bobinin tek turuna denk olmasını açıklayan olgu. Misinayı çekmek ve yeniden serbest bırakmak. Olta, misineyi çeken balığa direnç gösteriyor. Ama o balığı çekme zamanı geldiğinde işleri çok daha kolay bir hale getiriyor. Manivelanın hareketini güçlendirecek ve bunu bir ileri geri hareketine çevirecek. Misineyi geri çekmek için. Etkileyici ve çok özel bir düzenek.